Babam 1910 tarihinde Kütahya'nın Börekçiler Mahallesi'nde dünyaya geldi. Ondan sonra Kuleli Asker Lisesi'ni falan okuduktan sonra sabit olmuş, subay olmuş yani. Görevi Eskişehir'de oldu. Sonra Diyarbakır'a gidildi. Hmm. İzmir Güzelyalı'da vazife gördü. İki sene en son Erdincan'da görev yaptı. Tekrar Eskişehir'e geldi. İkinci sefer tayin oldu Eskişehir'e. Hmm. Hava İkmal Merkezi Müdür Muamiliydi orada. He. Ondan sonra ibadete fazla düşkün, vazifeyi benimsemez siciliyle ordudan tard ettiler. Öyle mi? Tard mı ettiler? Evet. Emekli olamadı yani. Kaç yılında tard ettiler? 1951 senesinde. 51 senesinde tard ettiler. Bak evet. Ben emekli biliyordum onu. Binbaşıyken evet. Tard ettiler. En son üstadın, Eskişehir'de görev yaptı. Evet. Emirdağ'a üstada ziyarete gidiyor cuma namazına. Oluyor herhalde. He. Hatırladığım kadarıyla. Anladım. Evet. Babanızın kendisinden mesela veya ailenizden, annenizden duyduğunuz kadarıyla eski hayatın nasılmış? Yaparım. Eski hayatı yani işkiciydi, böyle. Dayakçıydı. He. Efendim, Bedris bile çok yani çok iyi bir mazisi yoktu. Ha. Bir cuma namazına dahi annem gönderemezdi. Evet. Peki nasıl oldu bu hidayet? Risale-i Nur'la mı oldu? Sonra işte İzmir'den Eskişehir'e Erdincan'a tayini çıktı. Bu Erzincan'a gidiş hangi yıldı? 1950 senesi. 50 senesinde. Tamam. Erdincan'da tayini çıktığı zaman ev bulamadım dedi. Bizi götürmedi oraya. Bir emireli vardı. He. Devamlı Kur'an okuyan bir askeri varmış. Allah. Askerle beraber aynı evde kalıyorlarmış. İsmi ne askerin? Hatırlıyor musun? Süleyman. Süleyman. Soyadı? Soyadını bilmiyorum. Neyse. Evet. Neyse. Ev buldum falan dedi. Bu asker sayesinde herhalde biraz asker tesir etmiş ona. Allah. Namaza başlamış. Allah Allah. Evet. Rahat sonra ol. Bizi çağırdı. He. Gittik işte. Anne falan hep beraber. Evet. Gittik. Asker karşıladı. He. Nerede dedik işte babamız bir maçın dedi namaz kılıyor dedi. Allah. O zaman çok şey yaptık. O da şöyle olmuş. Evet. Bir gece hidayet gelmiş. 39,5 derecede buzu kırıp gusül abdest almış. Allah Allah. Namaz anılmaz. Namaz tamamen değişti. Allah Allah. Ve sonra Eskişehir'e tayin olduk. Ondan sonra işte ordudan ayrıldı. Ordudan ayrıldıktan sonra tart oldu. Niye tard ettiler? Bundan sonra kul kapısında çalışmam dedi. İbadete fazla düşkün, vazifeyi benimsemez diye sicil verdiler. 23,5 sene hizmeti vardı orduda. He. Evet. İrticacı diye? Evet. Maaşla bağlamadılar. Bir toptan ödemeye tabi tuttular. He. Emekli maaşı bağlanmadı. 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 Çok zahmet çektik. Çok zahmet çektiniz. Çok zahmet çektik. Üç kız, biri oğlan. Ya. Ben okuldan ayrılmak mecburiyetinde kaldım. Evet. Üstadın hizmetine girdi. Yani. Girdi. Üstada ziyareti kaç senesinde olmuştu? Nerede olmuştu acaba? Devamlı. Devamlı oluyor. Devamlı. Çok beraberlerdi yani. He. Benim Sıddık kardeşim diyordu, Aziz kardeşim diyordu. Benim siz de tutmuş elinizden götürmüş bir beni kere. Beni de bir gün işte Eskişehir'de Yıldız Oteli'ne gelmişti üstad. Orada götürdü, elini öptürdü. Senedir manevi talebelerimi defterine kaydediyorum dedi bana. Elini öptüm. He. Sene kaçtı? 1954 55 falan. 13-14 yaşındaydım. Ha, 13-14 yaşındaydınız o zaman. Sonra bir ara çok mağdur oldu babam. Ona bir maaş gibi falan böyle bir şey bağlıyordu, veriyordu. Gümüş liralardan falan. Ha, tayinat mı veriyordu? Evet. Üstad mı veriyordu? Üstad veriyordu. Tayinat veriyordu. Evet. Öyle mi? Evet. Ha. Peki Eskişehir'de babanız tard edildikten sonra hizmetin içine girdi. Öyle anlaşılıyor. Yani yaptığı faaliyetler neydi? Mesela derslere mi gidiyordu? Böyle hatırlıyor musun? Faaliyetler şöyleydi. O zaman Risale-i Nur daha yeni yazılıyordu. Yasak vardı. Şimdiki gibi serbest değildi. Tabii. Tavan arasında daktiloyla yazıyordu. Ya da bir yerden mürekkep getirmişlerdi. Soğumayan mürekkep. Mısır'dan mı? Çin'den mi ne? Onlarla yazıyordu Aydınger kağıtlarını. He. Teksir kollum, teksir makinesinde. He. Onları teksir ediyordu. Nerede ediyordu bunları? Çoğaltıyordu. Nerede? Evde ediyordu. Evet. Evde tekstil makinesi mi vardı sizin? Evet. Baba vefat edinceye kadar Eskişehir'de mi şey yaptı, devam etti? Yok. Devamlı hizmetti yani. Devamlı meccani bir metot yapmış. Devamlı bizimle hiç kalmadı zaten. Devamlı bakıyorsun Emirdağ'da ya Üstad'ın yanında oluyor ya Nevşehir'de oluyor. Hayatını vakfetti. Ege'nin köylüklerinde oluyor. Daskır'da gidiyordu. Allah Allah.
Hayatını vakfetti yani, öyle mi? Evet. Tekstil şeyi çevirdi orada. Tekstil çevirdi. Çok böyle hizmet etti. Yani. Bir de yazardı. Tekstil çevirdi. Hep tekstil çevirdi. Sonra böyle muhtemiz yerlerde kaldı. Çok hizmet bir kardeşti. Onca üstattan bize derhal bir emir geldi. Bu azim sevap onlara nasip olmayacak. Derhal siz basacaksınız diye. Sene 56. Yani 956. Biliyorsunuz tabii Osmanlıca kitapları versek Osmanlıca kitap basamazlar. Onlar Osmanlıca bilmiyorlar ki, matbaacılar Osmanlıca basınlar. Bunun üzerine biz onu şimdi da Türkçe'ye çevirdik. Yani Türkçe derken yani yeni yazıya çevirdik. Şöyle üstattan bize 3 tane Osmanlıca, en aşağı 3 tane Osmanlıca sözler geldi. Büyük sözler geldi. Osmanlı. Üstadın bizzat 3'ü tahsinden geçmiş. 3'ü de tahsinden geçmiş yani. Şimdi bunu Türkçe'ye çevirip daktilo'yla yazmak lazım. Biz de tuttuk. Birimiz okuyorduk. Osmanlıca Atıf okuyordu. Ekstra Osmanlıca iyi ilerletmişti. Ben de öbürkünden takip ediyorum. Öbür Osmanlıca. Bir de Hayri abi diye biri vardı. Binbaşılıktan ayrılma. O da daktilo yazıyordu. Yeni yazı yani, yazıyor. Cenab-ı Aleyhisselatü Vesselam'ın münacatı en azim bir münacattır. Ve en mühim bir vesile icabi duadır. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssi meşhuresinin hulasası. Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı, gece dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin münacatı ona süratle vasıtayı necat